Evet arkadaşlar, bu da Amasra Kalesi. Biz de Amasra Kalesi'ne doğru yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir kale, çok eski bir yapıt. Bakalım önümüze ne çıkacak. Hep taştan yapılmış. Gerçekten bir uğraş var ya. Evet, buradan da dönüveriyoruz. Buradan şöyle bir limana doğru da çekim yapalım. Burası taksi durağına dönmüş. Bir de kaleden doğru çekeriz. Evet, devam ediyoruz. Yürümek iyi bir şey. Aynı zamanda spor yapmış oluyorsunuz. Spor da sağlığa yararlıdır biliyorsunuz. Evet, geldik. Kalenin tepesine. Selamun aleyküm. Şimdi buradan evet arkadaşlar. Yukarıdan limanın görüntüsü. Devam ediyoruz böyle. Evet arkadaşlar, bu da gördüğünüz çok eski bir döneme ait kilise. Kilisenin bir bakalım açıklaması var mı? Bir öğrenelim tarihini falan. Evet. Amasya Kaymakamlığı, Amasya Müze Müdürlüğü, Milli Mücadele Karadeniz Donanması sergisi. Şurada içerisinde bir gemi var. Gerçi kapalı, şey yapamıyoruz. Okuyalım bakalım. Şapel Küçük Kilise. 9. yüzyıl Bizans döneminde yapılmış. Çok eski. Şu anda da halen Amasra Müzesi'nin kültür evi olarak kullanılıyor. Evet. Devam ediyoruz. Bak, yukarıda bir kırık kale var. Tabi burası da kaleymiş. Çok eski. Baruthane Sokak.
Şuradan şuraya nereden çıkılıyor bakalım. Oradan çıkılıyor. Bir bakalım oraya. Oradan şehrin görüntüsü nasıl? Şurada merdiven var. O merdivenden bir karşıya geçelim. Evet. Buradan kalenin üzerinde şehrin görüntüsünü alıyoruz. Burası bayağı bir yüksek. Şuradan da görebiliyoruz şehri. Şöyle. Pek göremedik ama. Burada hep kalenin üzerinde müstakil evler yapılmış. Yukarıdan kaleden şehrin görüntüsü. Şurada bir vadi var. Güzel bir vadi var. Bir de bu kaleden karşı tarafa geçiyorsun. Bayağı bir eskiye, Bizans dönemine ait bunlar. Yani buradan tekrar inelim. Şuradan eski bir alt geçit varmış, iptal edilmiş herhalde. Şuraya bir bakalım. Devam ediyoruz ileriye doğru. Bakalım. Evet. Buradan da var. Bak. Buradan ta aşağıya doğru iniyor kale. Bak, merdivenler var. Burada. Burası bayağı bir eski bir yapıt. Çok eskiye dayanıyor. Bizanslar dönemine dayanıyor. Çok eski bir kale. Ve bu kalenin etrafına da hep müstakil ev yapılmış. Ama sırayı gerçekten gezmeye, görmeye değer bir yer Amasra. Daha devam edeceğiz. Görüntülemeye devam edeceğiz. Bayağı bir güzel, hoşuma gitti. Daha yukarılara da çıkmak, daha yukarıya da çıkacağız. Oradan da sizlere bir güzel güzel görüntüler seyrettireceğim inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar, hep etrafı böyle müstakil evlerle dolu. Şurada bir yer var. Hemen adam bunun girişine müstakil bir ev yapmış. Buradan aşağı yine müstakil evlere iniyor.
kısacası yaşanacak bir yer. Bu da Hasan Bey Konağı, pansiyonu. Biraz restore etmiş adam. Taş duvarı yapmış, güzel. Eski tip evlere dönmüş ama güzel olmuş. Önde bahçesi var. Evet, devam ediyoruz. Eski bir camiye benziyor. Bir ziyaret edelim. Bak şu da çok güzel bak. Aha. Bak şurayı alacaksın abi. Onaracaksın. Taş duvar. En sevdiğim taş ev. Evet. Geldik camiye. Bu camiyi bir dolaşalım. Bakalım. Öteki taraftan da girişi var. Herhalde buradan da girişi vardır yani. Şurası hemen boğaz, deniz. Deniz manzaralı. Burası bayanlar girişi. Burası herhalde abdesthane yeri. Bayanlar şadırvan. Ah, caminin önünde bir ev hemen. Fatih Camisi'ymiş. Şöyle bakalım açıksa bir çekim yapalım. Evet, açık. Arkadaşlar, cami çok eski bir cami. Gerçekten güzel cami. Tabi tarihi yok. İmam odası.
Evet. Evet, camimizi gezdik. Bunlar şadırvan. Abdesthane. Ama bayağı güzel bir yer. Hoşuma gitti. Bu ne mana taşıyor onu bilemiyorum da. Herkes birer tane ayakkabı çakmış buraya. Bir türlü yani ben çözemedim. Böyle devam edeceğiz. Hani falan. Böyle bir Müslüman var mı evinden çağırıp demiş evine Erol gel benle tazminat alacak var ona al diyen bir adam var mı? Türkiye'de öyle bir şey var mı? Ben bilmiyorum. 83 benim yaşım. Yok abi. Maşallah. Nasıl bir şeydir bu? Ne zaman düzeleceğiz biz? Sizin ömrünüz yetecek benim yetmedi. Yetmez. Hayatta düzelmez hocam. Şu camide demiş Demin dört çektim metre, camiyi. 4,5 metre demiş avize vardı. Gemi zincirinden bağlı, kristal. Nereye gitti avize? Avize nerede? Hocaya soruyorum ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Şu evde babaannem benim gece gündüz Kur'an okurdu. Ömrümde ben bir kere demiş sözümü yerine getiremedim, babam yüzüme tükürdü. Ondan başka bir şey bilmem ben. Ben babamı mahkeme kapısında dürüstlükten bıraktım. Babam haksız efendim benim. Yüzüme baka kaldı. Biz Evet. ne zaman düzeliriz? Ben zannetmiyorum. Benim baba evim burası. Burada her odada bak şu ocak. Evet. Şurada hep ocak vardır odalarda. Beş kardeş biz bir odada büyüdük. Anlatabiliyor muyum? Burası da tarihi var. Haydolu Ali Bey'in evi burası. Bu Sinop'tan Bolu'ya kadar vali muavinliği yapmış Osmanlı zamanında. 13 parça yelken gemisi varmış. Osmanlı onun kelleyi kesmiş. Tarih kitabı elimizde. Nahat bilmem kim profesör. Ama yanlış yaptığını anlamış. Çocukluğunu hep devlet memuru yapmış. Fener memuru, vapur acentesi, postane vizesi hep çocuklarını memurluğa yerleştirmiş. Yanlış yaptığını anlayınca. O bile Evet. yanlışından dönmüş. Ama bilmiyorum ben nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Abi çok teşekkür ederim Ne abi. demek ya? Ya, Neresi Allah razı memleket? olsun. Artvin. Artvin orada da güzel. Karadeniz söz geldi. Yani buralardan zarar gelmez ben size söyleyeyim. Yok güzel güzel. Burası da çok güzel. Burası dedim ya size bizim kapılarımızın kilidi yoktur. Zaten fazla kıymetli eşya diyor. Aç kapıyı gir içeriye. Ben pansiyonculuk yapıyorum mesela. Adam der içeri girdi eşyalara bak. Ben niye bakayım ya? İhtiyacın varsa buyur al. Allah verir bana onu bir yerden. O kadarı bizde öyledir yani. Kur'an Evet, çarpsın evet. öyle. Gerçekten öyle. Biliyor musun? Bizde öyle bir şey yoktur. Kimse kimsenin şöyle altınlarını bırak. Ha vallahi billahi eğer yerlisi alırsa al. Onu da anlatayım da o da bitsin. 5-6 yaşımdayım. Çok fakir büyüdük biz. 5 kardeş kömesinin ağzından hangimiz yumurtayı tavuğun altından alacağız diye onu bakardık. Fakirlik bu. Plajda ben bilezik buldum. Hava kararmış. Havlusundan bırakmış. Bileziğinden mi gittim buraya be? Bütün günahların benim olsun. Anamın dizleri böyle. Titriyor. Aman oğlum onu aldığın yere git bırak. La fakiriz biz daha. Bir şey olsun. Aman oğlum onu nereden sonra bırak. Allah nur içinde yatırsın onu. Mekanı cennet olsun. Bize böyle bir şey öğretmedi. Amin. Kimse kimsenin malını el sürmez bizim burada. Süremez. Ama malı götüren götürüyor yalnız. Allah'a şükürler olsun. Şurası bana ait. O pembe. Burada bana ait. Evet. Orada babamın Eski evi. eski evi orada hisseli duruyor öyle. Bunlar da hisseli. Öteki Çok kardeşlerim burada canlı. değil mi? Hepsi buradalar. Ama başka Birisi canlı yerlerde babam. evler yapmış. Tabii herkesin evi köyü var. Hatta 3 tane olanı da var, 2 tane olanı da var. Çok çalıştık ama ya. Vallahi yemin ediyorum daha hala çalışmış. Şuranın bak bütün şeyleri bana ait. Kömürlü bilmem nesi. 83 yaşındayım ben. Günde 60 ton kucağımda kömür çektim. 3 tane çocuk üniversite okuttum ben. 3 tane çocuk. Şimdi bir tane okuduk akılları çıkıyor. Maşallah. Yemin ediyorum Hamallık maşallah. yaptım Allah canım alsın nakliye, kömür nakliyesi. Vallahi helal olsun hocam. Anlatabildim mi? Yemin ediyorum helal olsun. Çalışmakla Hak buluyorum başka bir şey yok. bire şahan insansınız. Vallahi öyle. İsim neydi hocam? Erol Başaran.
Erol Başaran. Evet, Erol Başaran. Benim de ismim İlhan Tipi. Çok iyi. Emekli jandarma komutanıyım ben. Çok iyiydi. Aman aman. Ona da bak. Sen onu da anlatırsın. Ondan da bir şey. Süvey Batı'ya ben küfür ettim. Küfür ettim resmen Süvey Batı'ya. Dedi evet. Ki o. Ben bunları aslan zannediyordum. Meğerse kağıttan kaplanmış bunlardı. Dört tane paşa için. Generaller için. Hmm. O zamanları. Erol ona. Nasıl edeyse de gitti.